Galatasaray televizyon ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Sosyal medyanın nabzını tutan program hashtag'de bu hafta sevgili Melisa Çizmeci ile birlikte karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sosyal medyada bu hafta Galatasaray'a dair neler oldu onları ekranlarınıza taşıyacağız. Aslında bugün tek bir gündem maddemiz var. Yelmez Armada'nın Avrupa şampiyonluğu, Euro Cup'ta kazanmış olduğu şampiyonluk genel olarak bununla ilgili görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Çünkü sosyal medyada gerçekten çok fazla konuşuldu bu hafta, çok fazla paylaşıldı. Trend topic oldu birçok başlığımız. Onları ekranlarınıza taşıyacağız. Öncelikle Melisa'cığım hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Nazlı. Maçı birlikte izledik, evet. O heyecanı hep birlikte yaşadık ve bence her zaman zaferlerin ardından gelen programlarda çok daha keyifli olur. Çok. Bugün de hashtag'e en yakışır program oldu. Çok güzel olacak. Şimdi aslında ben maçın bir kısmını hatırlamıyorum. Heyecandan olsa gerek herhalde. Çünkü hakikaten orada böyle... Hiçbirimiz de konuşmuyorduk böyle. Biz yine maçı dikkatli. Yorumluyorduk ama sen hiç konuşmuyordun. Çok dikkatli. Bir de böyle artık böyle içten dua ede ede bir hal oldum. Hemen etiketimiz de gelsin ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Bu hafta şampiyon Yelmez Armada etiketine bize duygu ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. Varsa maçtan çekilmiş fotoğraflarınız, maç öncesi çekilmiş fotoğraflarınız, Yelmez Armada'nın Avrupa şampiyonluğu ile ilgili görüşlerinizi, bunun dışında da sosyal medyada bu hafta enteresan bir şey gördüyseniz etiketimize gönderirseniz biz de yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınıza taşıyacağız. Yine unutulmaz bir ana, bir tarihe tanıklık ettik aslında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda. Hep söylüyorduk ve bekliyorduk. Unutulmaz bir ambiyans olacağından bahsediyorduk. Bundan önce de aslında Euroleague'de oynadığımız birçok maçta Galatasaray taraftarının yaratmış olduğu birbirinden muhteşem atmosferlere tanıklık ettik. Çok güzel koreografiler vardı önceden de yapılmış. Yine bu maçta da unutulmaz bir koreografiye imza attı Galatasaray taraftarı. Beklenenden de daha fazla herhalde taraftar vardı. Ben hep söylüyorum zaten bence Avrupa'nın en iyi salonuna sahibiz. Bunu da sağlayan tabii ki Galatasaray taraftarı. Bilmiyorum yani yine anılarımıza çok güzel bir tanesini daha ekledik. Hem takıma hem de o ambiyansı yaratan taraftara teşekkür ederim. O kadar güzeldi ki zaten biz bekliyorduk aslında bu final maçı, bu maç bambaşka olacak diye hep söylüyorduk programlarımızda da. Şimdi tabii ki Euro Cup maçlarında Galatasaray taraftarının geçtiğimiz yıllarda da Euroleague maçlarında o coşkusu, o heyecanı rakip takımın oyuncuları ve teknik direktörleri tarafından da altı çizilen bir faktördü. Ama şimdi bu maça gelindiğinde artık final maçı. Kupaya 40 dakika uzaklıktasınız. Ve biz biliyorduk ki o ambiyans, o atmosfer muhteşem olacak. Ki Galatasaray taraftarı da aynen dediğimiz gibi başından sonuna kadar muhteşem bir atmosfer yarattı. Hatta Strasburglu bir oyuncu sosyal medyada görmüştüm yine. Galatasaray'ın bu taraftarı ölüyü diriltir diye bir açıklaması da olmuştu ki biz benzer açıklamaları da zaten hep Bayern Münih cephesinden olsun, Gran Canaria cephesinden olsun görmüştük. Yani taraftara ayrı bir parantez kesin açmamız gerekiyor. Bugün de öyle. Bir de ben şuna dikkat ettim. Gerçekten Galatasaray taraftarları o maçtaydı. Onun dışında futbolcularımız maçtaydı. Az sonra paylaşımlarını zaten ekranlarınıza taşıyacağız. Ve sanat dünyasından birçok isim de maçtaydı. Onlar da zaferin coşkusunu yaşadılar. Yani nereye baksak Galatasaray için yüreği çarpan herkes oradaydı diyebiliriz. Oraya gelemeyenler de ekranları başından muhteşem bir anlatımla maçı takip etti. Onun da hakkını vermemiz gerekiyor bence. Muhteşem bir anlatıma imza attı. Zaten onun genelde Galatasaray'ın tarihi maçlarında hep sesi hep ona ait. Anlatımı genelde ona ait. Bizce en, yani benim en unutamadıklarımdan bir tanesi İtalyan şaşırmışın öyle bir şey demişti galiba. O da çok güzeldi. En sonda bu maçta daha yayına girmeden önce bu sabah ben maçın tekrarını izleme fırsatı yakaladım. Kronometre seni sevmiyorum tarzı falan yine böyle çok enteresan cümleler kurdu. Tabii ki o maçın heyecanında da o atmosferde zaten maçı anlatmak çok zor kesinlikle. Hani oyuncuların, rakip oyuncuların o üzerinde kurulan baskıyı geçtim. Yani düşünsene maç bile anlatmak ne kadar zorsa o rakip oyuncular nasıl bir psikolojik baskı altında oluyordur. Murat Kosova'ya da tabii ki bir kez daha ağzına sağlık diyelim. Çok güzel bir maç anlatımına imza atmış. Yani çok yine unutulmaz enstantaneler vardı. Maç öncesinde işte kapıların saat 4.30'da açılması, biz de yanlış hatırlamıyorsam 4.30'a yakın bir saatte gittik. Yani o anda bile otoparkta binlerce Galatasaray taraftarının olması. Aslında biraz seyircilerimize anlatalım ki gelemeyenler vardır. Evet. O ambiyansı tabii ki ekranları başına izlediler ama maçın öncesinde de ayrı bir heyecan vardı ki biz buna tanıklık ettik. Çok güzeldi. Daha 4.30'da senin de dediğin gibi taraftarlar gelmişti. Daha o zamandan
desteğe başladılar. Evet. Maçın başlamasına saatler kala destek başlamıştı Abdi İpekçi Spor Salonu'nun etrafında. Daha sonrasında zaten muhteşem koreografiyi izledik. Maçın başında yine o tezahüratları izledik. Galatasaray'ın kendine özgü de bir ambiyansı var Abdi İpekçi Spor Salonu'nda. Şahane bir gündü bizler için gerçekten. Yani aslında Galatasaray bize bir kez daha bir spor kulübü olduğunu hatırlattı. Yani biz sadece bir futbol kulübü değiliz. Sportif başarı sadece futbolda odaklı olmamalı. İşte bu sezon Galatasaray Daiki'nin Sev Cup'ta final oynaması, Yelmez Armada'nın yine aynı şekilde Euro Cup şampiyonluğu ki zaten sezon başından beri iki takım da hep finali telaffuz ediyordu. Kupa gelir gelmez final de bir başarıdır. Buraya gelmek de çok zor. Galatasaray Daiki'nin de aynı şekilde çok genç bir takım, çok zorlu yollardan geçerek finale çıktı. Keza aynı şekilde Galatasaray Odeabank da öyle. Yani mesela Strasbourg'a baktığımızda her ne kadar Euroleague'den gelen bir takım da olsalar final yoluna kadar biraz daha bizim oynadığımız maçlara oranla daha kolay maçlar oynadılar ama hiçbir tabii ki rakibi hafife almamak gerekiyor. Sonuçta onlar da finale çıkmış bir ekip ki zorladılar da bizi artık. Yani son 3-2 dakika kala ben bir ara zaten bakmıyordum hatırlıyorsan maça. O fark biz 6 sayı. Biz dualara başlamıştık. Evet, fark 6 sayıya indiğinde gerçekten yüreğimiz ağzımıza geldi. Hiçbir zaman tabii ki galibiyetten şüphemiz olmadı. Yelmez Armada'nın rakibine yenemeyeceği gibi bir umutsuzluğa asla kapılmadık. Çok keyifli bir maçtı. Yine tarihi bir maça tanıklık ettiğimiz için ben kendimizi çok şanslı addediyorum. Tabii ki gelemeyen taraftarlarımız oldu. Herkes orada bulunmak isterdi. Ergin Hoca'nın da söylediği gibi keşke fırsatımız olsa da Türk Telekom Arena'da oynayabilseydik. Ne kadar güzel olurdu düşünsene. Tarihi bir şey olurdu hakikaten yani. Çok tarihi bir an olurdu yine bizim için ki ben stadın full olacağından tıklım, da tıklım dolardı değil mi? Ben de bir derbi havasında geçerdi kesinlikle. Sonuçta herhalde futbolda gelen UEFA Kupası ardından Yelmez Armada diyorum, düzeltiyorum. Engelsiz Aslanların kazandığı ki bence sayısı Türkiye'de en başarılı branş diye düşünüyorum açıkçası. En başarılı takım olarak yani onların kazandığı hiçbir başarıyı Türkiye'de hiçbir takım kazanmadı. Ardından gelen Saray Sultanları'nın Euro Cup şampiyonluğu, üstüne Euroleague şampiyonluğu. Yani ilkleri başarmaya devam ediyoruz ve bunlara tanıklık edebildiğimiz için çok şanslı addediyorum kendime. Alttan gelen, bizim altımızdan gelen nesil UEFA Kupası'nı çok fazla hatırlamıyor olabilirler. Keza Süper Kupa'yı da aynı şekilde ama onlar da işte Galatasaray'ın diğer branşlarındaki Avrupa şampiyonluklarını görebiliyorlar. Ben bunun bir başlangıç olduğunu, bir adım olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorsan Ergin Hoca madem bizi Euro Ligi almıyorlar biz de o zaman Euro Cup'ı alır ve Euro Ligi'ye gideriz demişti ki aynı şekilde öyle oldu. Ki en başından bunu demişti. Evet. Hep hedef oydu. Ergin Hoca dediğini yaptı. Hem kendi inandırdı hem oyuncularını inandırdı. Ve bütün camia inanıyordu. Nasıl şimdi maç öncesine baktığımız zaman senin de bahsettiğin gibi Strasbourg güçlü bir rakipti aslında. Güçlü diğer takımlara göre baktığımızda belki hani favori değildi turnuvada ama yine de sonuçta Euro Cup'ta finale çıkmak çok önemli bir başarı. Ama bazı maçlar vardır, kırılma anları vardır o maçlarda da. Mesela Gran Canaria, İspanya'da oynadığımız Gran Canaria mücadelesi. O maçta bence o kırılma anı yaşadık. Yani kupa bize geleceğinin sinyallerini vermişti. Muhteşem bir ambiyans vardı ve Galatasaray sonunda da kupaya uzanan taraf oldu. Ki bu arada bizim zaten aslında hiç şüphemiz olmamıştı. Çünkü kesinlikle bu takım bizi en büyük galibiyetlere de alıştırdı. Ve bu maçı da kazanacağımıza yürekten inanıyorduk. Başta da belirtmiştik çok fazla sosyal medyada fotoğraf paylaşıldı Yelmez Armada'ya dair. Onları hemen ekranlarınıza getirmeye başlayalım. İlk olarak bugün Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabının sabah paylaştığı fotoğraf geliyor ekranlara. Galatasaray'ın efsane başkanlarından ve kurucusu Ali Sami Bey'in Galatasaray'ın mottosu olan sözüyle Türk olmayan takımları yenmek amacıyla Galatasaray yola çıkmıştı 1905 yılında ve işte bu fotoğrafta da görüyoruz Galatasaray'ın Avrupa'dan kupa getiren branşları dünden bugüne. Çok güzel, evet. Çok güzel. Buna bunu da biliyoruz. Yenileri eklenecektir eminim. Kesinlikle. Biz çok şanslı bir nesiliz dediğin çok gibi. Birçok zafere ulaştık. Birçok ilki başardık. Değil mi, tanıdık, ve evet. Ayrıca biz iki katı şanslıyız bence. Bir de bu zaferlerin üstüne bir de bunun yayınını da yapma evet, şansına kesinlikle elde ettik. Gerçekten bunlar da daha devam edecek bence. Yani bu fotoğraf daha da genişleyerek büyüyecek.
diğer branşlarımızda da tabii ki hem futbolda hem basketbolda hem voleybolda zaten tekerlekli sandalye basketbol takımımızda çok çok başarılı bir ekip. Onlarla da emin adımlarla devam ediyoruz. Çok güzel bir fotoğraf olmuş. Şimdi bu sezon hep bahsediyoruz ya futboldan yana yüzümüz gülmedi ama olabilir böyle şeyler. Büyük takımların düşüşleri olabilir ama düştüğü gibi kalkmayı da bilir Galatasaray Kesinlikle. Futbol takımı. Önümüzdeki sezon evet bir Avrupa cezamız var ama yine Avrupa'dan mahrum kalmayacağız tabii ki de. Galatasaray Ödev Bank önümüzdeki sezon ait olduğu yerde Euroleague'de mücadele edecek. Ben eminim Galatasaray taraftarı futbolda veremediği enerjisini basketbola yönlendirecektir. Ben lig maçlarında özellikle Euroleague'de zaten genelde salon dolu oluyor ama onu biraz daha lig maçlarına da kayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon bence bambaşka bir atmosfer olacak Abdi İpekçi'de. O yüzden şimdi önümüzdeki sezonu şimdiden ben iple çekmeye başladım. Euroleague maçları da kesinlikle bambaşka olacaktır Nazlı. Önümüzdeki sezonda yine heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Orada da en üst düzeye kadar gitmeyi hedefliyoruz tabii ki. Şimdiden o yönde, tabii ki önümüzdeki sezonda da o yönde yapılanmalar olur takımımızda. Ve bu sezon yaşadığımız gerçekten unutulmaz. Öyle birkaç gün konuşulacak gibi değil. Öyle maçlar vardı ki çok çok uzun bir yoldu. Ekim ayından bugünlere kadar. Ama sonunda dediğini yapan bir Ergin Ataman ve yüreğini sahaya koyan bir oyuncu topluluğu var. Hepsini gönülden tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Bizlere bu gururu, bu mutluluğu yaşattıkları için. İşte o dediğini yapan Ergin Ataman'ın fotoğrafı geliyor ekranlara sevgili izleyiciler. Maç sonunda aslında Ergin Hoca'nın alışmış olduğumuz klasik sevinci. Bench'ten çıkıp karşı tribünlere doğru bu sevinci yaparak yürüyüşüne biz çok alıştık. Onu böyle görmek bizi açıkçası çok mutlu ediyor. Ama son yumruk çok etkiliydi. Çok kesinlikle. Kariyerindeki 3. Avrupa Kupası'nı kazandı Ergin Hoca. Gerçekten çok önemli bir koç. Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli hocalardan bir tanesi. Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra İmparator lakabının yakıştırıldığı bir isim. Ben fazlasıyla da hak ettiğini düşünüyorum. Daha Galatasaray'a nice başarılar yaşatacaktır ki 23 yıl sonra aradan sonra gelen bir şampiyonluğu da tattırdı bu camiaya. Çok önemli bir koç. Hem milli takımla da bence önemli başarılara imza atacağına ben yürekten inanıyorum. Eminim herkes öyledir. O enerjimizle de bu yazda milli takımı da daha üst seviyelere taşıyacağız diye düşünüyorum. Bir de Nazlı çok iyi bir Galatasaraylı. Çok, Ergin Ataman ailesiyle birlikte biliyorsun her zaman bu mesajı da veriyor. Ben her şeyden önce iyi bir Galatasaraylıyım diyor. Ve bu kulüpte de bence bu güzel hizmetlerine devam edecektir diye düşünüyorum. Ve bu sezon daha önce yine ilkleri başardı Galatasaray'la birlikte. Daha önce şampiyonluk gelmişti uzun bir aranın ardından. Bu sezonda bize yaşattıkları gerçekten hocamızı da çok seviyoruz tabii ki. Biz de maçın sonrasında hep bu anı beklemiştik değerli izleyiciler. Tabii Gran Canaria maçına da gitmiştik ama dedik ki eğer finalde şampiyon olursak hocamızdan bir selfie olursa, bir şansımız tabii olursa maç sonunda hemen Ergin'e görüp diye. Tabii ki bunu rica ettik ve kendisi de hiçbir zaman kırmıyor zaten bizi. Evet. Yine çok kibar bir şekilde fotoğraf karemize dahil oldu. Teşekkür edelim. Maç sonunda da senin de başta söylediğin gibi maç sonunda da o açıklamayı yaptı. Ben birkaç yıldır profesyonel olarak Galatasaray'da çalışıyorum ama manevi olarak benim Galatasaray'la çok uzun yıllardır bir ilişkim var dedi. 50 yaşındayım, 50 yıllık Galatasaraylıyım ben dedi. Galatasaray'a çok yakışan hocalardan bir tanesi. Kesinlikle. Daha dileriz uzun yıllar bizlerle birlikteliğine devam eder. Onunla daha nice başarılar yakalayacağız. Daha Euroleague'de yapacağımız çok iş var. Belki Euroleague'de evet şimdiden final sözünü telaffuz etmek belki biraz zor olabilir ama Galatasaray kötü geçirdiği sezonlarda bile son 8'e kalma başarısını gösterdi. İyi bir kadroyla, iyi bir yapılanmayla birlikte ben önümüzdeki sezon Final Four'un hayal olmadığını düşünüyorum. Evet, şampiyonluk için Euroleague'de yani şahsen ben şahsi düşüncemi söylüyorum. Tabii ki Galatasaray bunu başarabilecek güçte bir takım ama biraz daha finale telaffuz etmenin erken olduğunu düşünüyorum. Basamak basamak gitmek gerekiyor Euroleague'de. Çünkü gerçekten çok ciddi rakipler ve çok güçlü rakipler var. Evet. Bir NBA maçı izliyormuşsunuz tadında mücadelelere tanıklık ediyoruz Euroleague'de. En önemli organizasyonlardan kesinlikle. Bir tanesi Avrupa'da. Çok keyifli, çok kıran kırana geçen mücadeleler var. O yüzden Galatasaray'da önümüzdeki sezon bence rahatlıkla Final Four oynayabilecek kimyaya sahip
şu an bakıldığında bile yapılacak takviyelerle de tabii ki hocamız uygun görürse yapılacak takviyelerle birlikte rahatlıkla bir Final Four'u telaffuz edebiliriz şimdiden diye düşünüyorum. Final maçlarını aslında çok sevdiğimizi söyleyebiliriz. Avrupa kupalarında her branşımızın bir başka oynadığını söyleyebiliriz. Bu anlamda Galatasaray Kulübü'nün büyük artıları var ve Avrupa'ya alışık bir kulüp her zaman her branşıyla bu şekilde ve her maçtan önce rakip ne kadar zor olursa olsun bizi o maçı kazanacaklarına inandırıyorlar. Ya işte o bu çok önemli. Kesinlikle katılıyorum sana, o çok önemli. Yani o inancı taraftara verebilmek, o güveni verebilmek, sahadaki o hakimiyeti zaten görebiliyorsunuz. Çok büyük bir özgüvenle çıkıyor Galatasaray çünkü biz sahaya. Hem, lafını bölüyorum, hem oyun karakterimizi sahaya çok yansıtıyoruz hem de yüreğimizi sahaya koyuyoruz. Duygusal oluyoruz. Yani bu işin aslında bütçeyle sadece bütçeyle olmadığının en güzel kanıtlarından bir tanesi bence Galatasaray Ödeve Bank şu an en yakın olarak önümüzde bu örnek olduğu için söylüyorum. Onun dışındaki branşlarımızda da tabii ki başka bir örnek olarak Galatasaray'dakin de mesela ligin bütçe sıralamasında 8. sırasında bulunuyor ama şu an bütçe olarak kendinden kat kat yukarıda olan takımlarla mücadele ediyor ve kıran kırana başlar ortaya koyuyor. Altyapıdan oyuncularımız geliyor. Aynen öyle işte, genç oyuncularla birlikte. Yani bu iş o kadar fazla tabii ki önemli bir bölümü bütçeyle de alakalı ama bu işin yürek işi olduğunu Galatasaray bize her branşında kanıtlıyor. Bu yüzden de ben farklı bir bağımız olduğunu düşünüyorum bu branşlarla. Kesinlikle öyle ki Abdülpek Spor Salonu'nda da yine son maçtan örnek verecek olursak o seyirciyle taraftarla oyuncular arasındaki bağı kesinlikle gördüğümüzü düşünüyorum ben. Belki birçok takımda olmayan bir şey bu yalnız. Çok. Bizim dikkatimizi çeken. Ya ben şeyi sevmiyorum bir kere, basketbol seyircisi evet yani her branşın seyircisinin farklı bir kültürü var. Yani voleybol seyircisi farklıdır, basketbol seyircisi farklıdır ama ben işte o böyle çok ciddi anlamdaki basketbol seyircisinden hoşlanmıyorum. O işte seyirci. Biz taraftarız. Aradaki farkın ben çok olduğunu düşünüyorum. Futbolda da bence böyle. Evet, İngiltere'de, Premier Lig'de çok keyifli maçlar oluyor ama orada çoğu takımın maçında ben çok seyirci bazında keyif almıyorum. Evet, ortada çok güzel bir futbol olabilir ama tribünlerde o her şey disipline edilmiş sanki. Çok, evet değil yani mi? Böyle her şey ayarlanmış gibi sanki. İşte onlar seyirci, biz taraftarız. Aradaki farkı işte böyle ortaya koyuyoruz. Galatasaray taraftarı bence işte bu yüzden Avrupa'nın en iyi salonuyuz. Bunu sağlayan da az önce söylediğim gibi taraftarımız. Bak yine güzel görüntüler ekranlara geliyor çok, maçın ardından. Artık bu bir çok ritüel güzel gibi bir anı, değil evet. mi? Sinan Güler, Sinan kaptan. Güler, yani ona ben ayrı parantez açmak gerektiğini düşünüyorum Sinan Güler'e. Yüreğini ortaya koymak belki çok klişe bir laf olabilir ama gerçekten Sinan Güler bunu yapıyor. Yani oyuncuların maç içerisinde inişli çıkışlı performansları olabilir ama Sinan Güler gerçekten sahada bir kaptan olduğunu hissettiriyor. Bu çok illa kaptan olmak, böyle despot, böyle ne bileyim çok sert olmak olduğunu düşünmüyorum. Ben hani eskiden hep konuşulurdu ya işte takım içindeki kaptanlara bir ağırlığının olması, takım arkadaşlarına sözünü geçirebilmesi için hani biraz daha böyle duruşunun baskın olması. Evet, biraz daha baskın olması gerektiğinden bahsedilir ama Sinan Güler'de ben şuna dikkat ediyorum. Bench'te oturduğu zamanlarda bile mola alındığında takım arkadaşları kenara geldiğinde ilk bench'ten o çıkıyor ve tek tek bütün takım arkadaşlarının elini sıkıyor. Bu bence çok önemli bir şey. Yani o sadece takım arkadaşı değil de hani bir arkadaşlık, bir aile duygusunu orada taraftarlara verebiliyor. İşte bence bu yüzden zaten Yelmez Armada'nın kimyası çok farklı. İşte bir Chuck Davis örneği var mesela. Evet, ligi tanıyan bir oyuncuydu. Devre arasında geldi işte Caleb Green'in yerine, bence çok iyi bir uzun rotasyonuydu. Ve şu an yani B planı olarak gelmişti ama şu an A planına doğru kaymaya başladı bence Chuck Davis. Yani onun da hemen böyle işte takıma adapte olması vesaire, ben bunun Galatasaray Ödeye Bank'ın kimyasından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, ligi bilen kesinlikle bir oyuncu olabilir ama şu an ne bileyim hepsine baktığımızda yabancı oyuncular özellikle. Genelde zaten Türk oyuncuların bir bağı olur ama yabancı oyuncular da bu konuşuyor. Yani 40 yıllık bir Galatasaraylı seyrediyormuş izlenimini veriyorlar bize. Uzaktan bakınca da bunu zaten evet, bu enerjiyi geçiriyor, bunu anlıyorsun. Yani takıma çok kolay adapte olduğunu, tabii bunda bence hem tüm takım arkadaşlarının başta Sinan Güler'in de çok büyük etkisi vardır. Evet, kesinlikle. Senin dediğin gibi aslında
böyle bir şeylere sanki daha baskın söylemek gibi değil de mecazi anlamda, yani manevi anlamda o sahada kaptanlığını belli etmek. Bu da biraz hem duygu işi hem de karakter meselesi ve Sinan Güler de Galatasaray formasının hakkını sonuna kadar veren bir isim olduğu için bunu yaptı, bunu başardı. O arkadaşlarını hep bir arada tutmak gerçekten çok çok önemli unsurlar bunlar. Sinan da baştan sonuna kadar bence kaptanlığı hak eden bir isim. Çok. Zaten kupada işte görüyorsunuz Sinan Güler'in ellerinde yükseldi. Yani tarif edilemez bir gurur. Ya çok güzel bir gece. Var yani bak, Sinan'ı gerçekten suratından da okuyabiliyorsun onu. Arkada onun sevincinde, arkadaşlarının ona bakışı. Ben her şeyin başının sevgi olduğunu düşünüyorum. Yani şu da bana saçma geliyor. Birini sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Ben sevmediğiniz bir insana sadece formaliteden yani saygı duyduğunuzu düşünürüm. O sevmeden o saygının da geleceğine inanmıyorum. Bu takım birbirini bence çok seviyor. Bu yüzden de Sinan'a da saygı duyduklarını düşünüyorum. O sevgi bağını bize yansıtabiliyorlar, bize hissettirebiliyorlar. Ve bence böyle devam ederse Galatasaray Ödeye Bank'ın, evet teknik anlamda da çok iyi bir takım olabilirler. Evet. Ama bu bağ ile birlikte, bu kimya ile birlikte ben başaramayacakları iş yok diye düşünüyorum. Ben de uzun vadede çok önemli işler başaracaklarını düşünüyorum. Evet, Euroleague'de az önce söylediğim gibi belki ilk etapta hemen şampiyonluk çok gerçekçi bir örnek olmayabilir ki bunu da başarabilir Sarı Kırmızılar ama daha ilerleyen hedeflere bakacak olursak uzun vadede istikrarlı bir şekilde bu kulvarda da ilerleyeceğimizi ve kupayı alacağımızı düşünüyorum ben. Kesinlikle. Şimdi fotoğraflar gelmeye devam etsin sevgili izleyiciler. Ben Lazmen'den de ayrıca bahsetmek istiyorum. Final maçının MVP'si. Evet, hem final maçının MVP'si hem bence yine Galatasaray taraftarının kalbinde ayrı yeri olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet. İşte o maç sonlarında üçlü çektirmesi, taraftarla olan bağı, işte Strasbourg maçı mücadelesi öncesinde otobüsten inip taraftarın yanına gitmesi, onlarla birlikte bir bütün olması bence çok farklı duygular hissettiriyordur yine taraftarlara. O da bu MVP ödülünü kesinlikle çok hak etti. Çok başarılı bir oyuncu bir kere zaten yani. Hani kariyerinde de baktığınızda aynı şekilde. Bilmiyorum, ben daha uzun yıllar kendisini izlemek isterim açıkçası Galatasaray formasıyla. Dileriz o da bizimle devam eden oyunculardan olur. Evet, bu maçta da elinden geleni yaptı ve bu turnuvada da elinden geleni yaptı. Basket maçlarını takip ediyoruz. Tabii ki sen benden de çok takip ediyorsun. Maçlara gidiyorsun, izliyorsun. Hem formanın hakkını veren bir oyuncu hem takım arkadaşlarıyla diyalogları çok, çok iyi olan eğlenceli bir oyuncu. Stephen Lazme maçın ardından Çağıl'ın yayınına kendisi geldiğinde de o enerjisiyle gerçekten bizler de çok mutlu olduk. Gerçekten çok enerjik, çok güler yüzlü biri ve kupada onun eline yakıştı. Çok. Bunu söyleyebilirim yani. Kesinlikle. Çok güzel olmuş. Şimdi fotoğraflarımız sırayla gelmeye devam ediyor. O kadar çok fotoğrafımız var ki bir de konuşmak da istiyoruz. Çok, evet. Hangi birini yetiştireceğiz bilemedik. İşte bu maç sonundaki takımın bir bütün olduğu fotoğraf. Yine çok güzel. Geçelim fotoğrafları. İşte Sinan Güler'in ellerinde yükseliyor kupa. Kaptan en önde. Geçelim hemen fotoğrafları. İşte soyunma odası. Bu artık bir klasik soyunma odasında bu poz. Yani son final artık. Çok, evet. Finalden sonra kupayla poz. Evet, kesin koca bir sezonun emeğin, alın terinin, yorgunluğu, mutluluğu işte hepsinin yüzüne yansımış. Çok güzel şeyleri hak ediyorlar. Bu arada final maçı için McCallum'a da ayrı bir parantez açalım istersen. Kesinlikle. Ki turnuvanın en değerli oyuncusu olmuştu Erik McCallum ve son maçta da gerçekten kritik işlere imza çok, attı. Evet. Maçın ikinci yarısında evet Stephen Lazme en değerli oyuncu seçildi ama onun da yaptıklarını göz ardı etmemek lazım. Gerçekten maç içinde çok kritik noktalarda kritik dokunuşlar yaptı. Yani ilk Strasbourg maçında maçtan hemen önce MVP seçilmesinin kendisinin üzerinde bir psikolojik baskı olduğunu hem ben düşünüyordum hem Ömer Yalçınkaya ile yaptığımız programda o da aynı şeyi söylemişti. Muhtemelen herkes de katılıyordur. Oyuncu muhakkak üzerinde bir baskı hissetmiştir ki ben hiç önceden görmedim bir maç öncesinde daha final maçı oynanmadan önce sezonun MVP'sinin açıklandığını. Evet, ben de ona şaşırdım, hatta burada sormuştum. Evet, yani sezon bitmedi seçildi mi diye.
Ondan sonra evet seçildi, McCollum seçildi ki o da evet Strasbourg maçının ilk yarısında beklenen performansını hiç gösteremedi yani maalesef. İşte İkinci yarıda biraz daha. Hani muhtemelen ayrı bir sorumluluk hissetmiş olabilir. Hani MVP seçildim, bunun evet. hakkını vermeliyim diyerek belki performansında düşüklük olmuş olabilir bu sebepten. Ki genel anlamda hücumda pek iyi evet. olduğunu söylemez o maçın. Yani çok duran bir maçtı aslında yani. Evet, çok temposuz bir maçtı. Çok alışkın biraz. Olduğumuz evet. maçlardan değildi. Galatasaray Ödemek genelde daha tempolu başlıyor hem maçı hem maçın genelinde öyle götürüyor. Ama Erik McCollum'u da bir kez daha tebrik edelim. Evet. Öyle kolay da iş değil yani Euro Cup'ta sezonun en değerli oyuncusu seçilmek. Değil tabii ki. Şimdi Ergin Ataman'ın da yayınlamış olduğu bir fotoğraf vardı sevgili izleyiciler. Uzun bir mesajla Galatasaray taraftarına ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etmişti Ergin Ataman. Bu fotoğrafla birlikte uzun bir yazı. Biz onu haber bültenlerimiz içerisinde de paylaşmıştık. Herkese teşekkür evet, etti. Herkese teşekkür Ergin etti. Hocam. Kimseyi atlamadan taraftardan yönetime, teknik ekipten kalbini veren herkese, güzel düşüncelerini, enerjisini gönderen herkese teşekkür etti Ergin Ataman. Biz de kendisine teşekkür edelim. Bize bu gururu yaşattığı için. Yürekten teşekkür evet. ediyoruz tabii ki. Devam edelim mi fotoğrafla? Sinan Güler'in kaptanın bir tweet'i vardı sevgili izleyiciler. Bence çok yerinde bir tweet olmuş. Merhaba Euroleague. Bizi özlediniz mi diyor Sinan Güler. Eminim çok özlemiştir Euroleague'de bizi. Ben şunu söylemiştim. İyi oldu. Euroleague'de olmamamızın vardır bir açıklaması. Demek hayırlısı buymuş. Sağ olsunlar bize bir Euro Cup. Kapıdan olmazsa evet, bacadan gireriz. Aynen öyle. Bize bir Euro Cup kazandırdılar. Euroleague'e de teşekkür edelim. Öyle almazsanız biz böyle geliriz diyoruz. Sinan Güler de Euroleague'e selamlarını göndermiş, atmış olduğu tweetle. Esprili, güzel evet. bir tweet olmuş. Ve Stefan Lazmi yine geliyor ekranlara. Yine biz geldi. Bu fotoğrafına doyamadık kendisinin. Evet, Göksel'in fotoğrafı geldi ekranlara. O da yine maçta gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle atmış olduğu üçlüklerle de Nazlı, taraftarın gönlünde ayrı yeri olan bir oyuncu. Bu fotoğrafın altına da soran olursa ilk Galatasaray aldı dersiniz. Evet, o da dedi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen çok da iyi bir Galatasaraylı. Evet. Yine maç sonundaki seremoniden bir fotoğrafı. Bu fotoğrafın da. Altına da ben dün sosyal medya köşesi yapıyoruz biliyorsun ana haber bültenimizde. Evet. Ben dün bunların hepsini işlediğim için biliyorum az çok yazdıkları yorumları şampiyon olarak güne uyanmak. Değil mi? Ne keyifli. Yazmış. Ne keyiflidir dün sabah artık o emeklerinin karşılığını sonuna kadar aldıkları an çok keyifli. Çok ya bir de yani hem mental olarak yoruluyor oyuncular hem fiziksel olarak yoruluyor sonunda da. Ya bir de finalde kaybetmenin acısı daha çok olur. Kimse beklemiyordu. Herkes şok olurdu. Bence Strasbourg evet, dahil herkes şok canım, olurdu yani kazansaydı. Bu arada tweetlerinizi gönderiyorsunuz sevgili izleyiciler. Hemen şöyle kısaca aktaralım. Bayram Karaaslan ucunda bir kupa varsa o kupa bizimdir. Şampiyon Jim Bom Bom demiş. Güzel videolar gönderiyorsunuz. Onları maalesef şu an açamıyoruz. Ali Yurt, Türkiye'yi Avrupa'ya alıştıran takımdır Galatasaray diyor. Kesinlikle katılıyoruz. Aydoğan Kaleli, Türkiye'nin gururu Çağla Büyükakçay diyerek az sonra onun da fotoğrafını getireceğiz. Gerçekten Çağla Büyükakçay da bu hafta içinde, daha doğrusu geçtiğimiz hafta içerisinde göğsümüzü kabartan bir başarıya imza attı sevgili izleyiciler. Türkiye'de ilk kez bir tenisçi WTA kazandı. Kendisini de buradan bir kez daha tebrik edelim. Aydoğan Kaleli de maçta Çağla Büyükakçay ile birlikte şöyle bir fotoğrafını paylaşmış. Çağla Büyükakçay da Galatasaray Odeabank'ı yalnız bırakmadı. O da Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Az sonra onun da fotoğrafını ekranlarınıza taşıyacağız. Tweetlerinizi göndermeye devam edin efendim. Biz de sizlere buradan aktarmaya devam edelim. Birçok da tweet geliyor. Teşekkür ediyoruz evet. bizleri izlediğiniz için. Ve sırada MVP var sevgili izleyiciler. Euro Cup'ın MVP'si Erik McCollum. O da gerçekten aslında baktığımızda o da biraz soğukkanlı bir oyuncu. Ya da ben öyle gözlemliyorum. Burada da hırsını yüzünden okuyoruz. Çok, çok yani o özellikle maçın sonlarında o hırsı hem vücut dilinden hem yüzünden okunuyordu. Tabii artık o son anlarda da nasıl bir heyecanla sahiptirler. Tabii yaşamayan anlamaz. Ben seni de çok merak ediyorum çünkü senden haber alınamıyordu. Nazlı diyoruz hiç cevap yok böyle bakıyorsun. Orada artık herhalde bir yandan dua ediyordum. Evet. Bir yandan da bilmiyorum totem yapıyor muydu? Ben çok yaparım çünkü maçlarda. Benim var totemlerim de yani bilmiyorum o maçın atmosferi çok söyleyebilirim o maç özelinde ben Strasbourg'un hücum yaptığı anlarda böyle yapıyordu ben.
aman evet. olmasın, aman olmasın diye. Öyle yaptığımda hiç atamadılar. Benim evet. Bundan sonra acaba onu mu denesin? O maçla ilgili totemim oydu. Aslında o maç içinde bulduğum bir totemdi. Baktım ki öyle yapıyorum atamıyorlar. Aa dedim ben hep öyle yapayım. Hatta bir kere elimi böyle unuttum. Biz o sırada hücum yapıyorduk. Baktım biz atamıyoruz. Dedim ne yapıyorum yani. O totem öyle öyle devam etti. Ben bir maç içinde bayağı tuttururum totemleri. Bakalım belki önümüzdeki sezon Euroleague'de işe yarar mı? İnanırım bilmiyorum yani. Tabii ki totem yani. Evet. O anda hani istediğin sonuçla bitsin diye her şeyi yapıyorsun. Bazen oluyor bazen olmuyor ama inanırım hep kendimi bir totem içinde buluyorum yani. Ben de ara ara yapıyorum öyle enteresan totemlerim oluyor. Maç sonunda da tabii biz yine sen ben Çağla çok duygusal anlar yaşadık. Yani işte biz hep... de kenetlendik değil mi evet. orada maç sonunda üçümüz de ağlıyorduk evet. birbirimize yani, sarılarak kutladık. Benim hayatımda hep böyle hatırladığım hep güzel şeylere arkasında hep Galatasaray ve hep Galatasaray'ın imzası var. Bunu burada bir profesyonel bir çalışan olarak yaşamanın dışında zaten uzun yıllardır hepimiz Galatasaray'a gönül veriyoruz. Ama ben yine ekstradan kendimi çok şanslı hissediyorum. Az önce de söylediğin gibi evet biz bu anlara tanıklık ediyoruz ama bunların yayına çıkmak da bize kısmet oluyor. Bunları sunmak da kısmet oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum Galatasaray taraftarı olarak. Bizim anılarımıza çok çok daha güzellerini ekliyorlar. Evet. Çok senin de gözlerin doldu yine. Ağlatırım. Birlikte yayında hep birlikte. Biz oturup ağlamayalım. Ağlamayalım şimdi. Senin de gözlerin dolu dolu evet. oldu. Bence bir teşekkür sonraki ederim. Fotoğrafımızla devam evet. edelim. Şafak Edge. Evet, Şafak Edge de aynen seremoniden fotoğrafını paylaşmış. Ege Arar geliyor. O da Galatasaray'ın genç oyuncusu. O da yine seremoniden bu unutulmaz anı, bu ölümsüz anı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış. Şimdi biz hep bir aile olduğumuzdan bahsediyoruz. Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü olmadığından bahsediyoruz. Tabii ki final maçında Yelmez Armada'yı Galatasaraylı futbolcular da yalnız bırakmadı sevgili izleyiciler. Podolski zaten ne kadar büyük bir basketbol hayranı olduğunu siz daha çok biliyorsunuzdur. Kendi ülkesinde de kendi takım var. Evet. Bunun dışında Yelmez Armada'nın maçlarını da lig maçları da olsa yerinden takip ediyor elinden geldiği kadar. O da maç sonunda kupa ile birlikte fotoğraf çektiren isimlerden bir tanesiydi. Hemen soyunma odasına gitti. Ergin hocamızla birlikte. Evet, Ergin Özel'le birlikte o da bu unutulmaz anı ölümsüzleştirmiş. Çünkü basketbol takımımızın sıkı takipçisi. Sadece final maçına gelmedi sezon başından bu yana. Beyin zamanı olduğunda Serbay. Geliyor ve arkada da yine güler yüzüyle Serbay. O da bütün sezon takımın yanındaydı. Her karede, her anlarında yanındaydı ve mutluluğu her zaman yüzünden okunuyordu. Bazı maçlarda diyordum ki sen herkesten daha fazla seviniyorsun. Başarının gizli mimarlarından adı. Aynen başarının gizli kahramanı da Serbaş Şenkal da arkada onu da anmadan geçemedik şu an. Devam edelim. Yine devam herhalde. Edelim. Evet. Wesley Snyder'ın yani benim son yıllarda gördüğüm en güzel fotoğraflardan bir tanesi. Evet. Wesley Snyder zaten Galatasaray taraftarının sevgilisi. O da çok erken saatte geldi bu arada. Saat 6 civarında salondaki yerini aldı. Taraftarı hiçbir şekilde kırmadı. Herkese tek tek fotoğraf çektirdi. Gördüm ben de evet. Koreografi de karton kaldırdı. Onun dışında yine koreografiyi ölümsüzleştirdi. Kendi telefonuyla fotoğraflarını çekti. O da orada bir taraftar olarak evet. orada çünkü. Kesinlikle. Bence zaten orada sporcu kimliklerini unutup zaten bir bütün oluyorlar ki evet. o ambiyansla bir bütün olmamak imkansız bence. Bilmiyorum ben yine Galatasaray'a çok yakışan oyunculardan bir tanesi ki bugün yine bir gazetede açıklaması vardı. Bu atmosferi gördükten sonra bir kez daha iyi ki Galatasaraylıyım dedim demiş Wesley Snyder. O da iyi ki Galatasaray'da biz de onu izleyebiliyoruz. Kesinlikle çok memnunuz. Hep burada şimdi kaldım. Oyuncuların maç sonunda da tabii ki kutlamaları vardı sevgili izleyiciler. Bu fotoğrafı da Cenk Gönen paylaşmış. O da Galatasaray Odea Bank'ın Eurocup şampiyonluğunu sosyal medya hesabı üzerinden tebrik eden isimlerdendi. Semih Kaya nişanlısıyla birlikte o da salondaydı. Yasemin'in evet. de o da iki Avrupa Kupası görmüş bir Galatasaraylı oyuncu. Hem Eurocup hem Euroleague şampiyonlukları yaşadı. Sarayın sultanlarıyla birlikte o biraz bu atmosfere alışkın isimlerden bir tanesi. Evet biz de Müge Erdem'le birlikteydik zaten. Evet. O da bu heyecanları fazlasıyla yaşadı ama daha kapıdan girer girmez bize şöyle bir şey dedi. Ben tabii normalde bu işin içinde olduğum için dedi. Hep o koşturmacada o maça çıkmadan önce o heyecanı yaşayamıyordum. Burası çok heyecanlı dedi. İlk evet. defa taraftar olarak böyle izliyorum. Burası bambaşkaymış dedi. Hakikaten de öyle hepimiz ayrı ayrı heyecanı yaşadık. Futbolcularımız da öyle
çoğu geldi zaten. Kimileri evet. de ekran başından hem takıma destek verdiler hem de kutladılar onları. Semih Kaya da orada bulunan isimlerden bir tanesiydi. Evet. Taraftarın tezahüratlarına eşlik etti maç sonunda. Taraftarla birlikte o üçlü çekildiğinde hopladı zıpladı Yasemen'le birlikte. Evet. İkisi de Galatasaray'ın içinden gelen isimler olduğu için onları da öyle görmek, açıkçası bir taraftar gibi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yasin Öztekin de paylaşım yapan isimlerden bir tanesiydi. Galatasaray'ın Euro Cup şampiyonluğunu bu fotoğrafta tebrik etti Yasin Öztekin, sevgili izleyiciler. Emre Çolak var sırada. O da omuz omuza tişörtleriyle poz veren oyunculardan bir tanesiydi. Maç öncesinde Galatasaray Ödeye Bank'a başarı dileklerini gönderdi bu tişörtle birlikte. Yine salon çok güzeldi. Kıpkırmızıydı. Herkesin üzerinde bu tişörtler vardı. Biz de ekip halinde. Biz de ekip halinde. Omuz omuza tişörtlerimizle gittik. Salonunda öyle bir renk bütünü olması da bambaşka bence. Bir dışarıdan bakıldığında tabii biz böyle çok içinde olduğumuzda tribünleri çok net göremiyoruz ama böyle bir yukarıdan bakıldığında eminim çok güzel bir görüntü vardır diye düşünüyorum ben. Sırada Derya Balta var, Hakan Balta'nın eşi. Onlar da genel olarak Yelmez Armada'nın maçını Abdi İpekçi de takip eden isimlerden bir tanesi Hakan Snyder. Şey gibi değil mi, böyle arabanın arkasında duran, arka koltukta oturan çocukları küçük gibi. Çocuklar vardır ya. Çok tatlı yine, bütün sempatikliğiyle. İyi birlikte. Anlaşıyorlar. Ne çok, kadar da evet, güzel. Kesin. Maçta da hep birlikte desteklediler. Yani artık şu herhalde yabancılarla Türkler arasında anlaşamamazlık artık var hikayelerine de basın biraz bir son verir herhalde. Biraz puan kayıpları başlayınca hemen... Hep klasik ya. Değişik iddialar ortaya atılıyor ama bu haberlerin asılsız olduğunu söyleyebiliriz. Takım hep birlikte, birbirlerine alışık bir kadro bir kere. Yani bu kadrodan çoğu isim geçtiğimiz sezon birlikte 3 kupayı kaldıran isimler. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir şeyin söz konusu olduğunu asla düşünmüyoruz ve öyle bir şey de yok. Yani işte Deniz Gülen her gün Florya'da, her gün takımla birlikte. O da her zaman bunu söylüyor, ne kadar arkadaşlığın iyi olduğunu. Ama zaman zaman böyle speküle ediliyor tabii. Olabilir. Yani artık biz alıştık bunlara. Sadece taraftarlarımızın bu tarz haberlere itibar etmemesi aynen gerektiğini söylüyoruz. Kaptan Selçuk İnan da eşiyle birlikte salondaydı. Birçok Galatasaraylı isim salondaydı. Bunlardan bir tanesi de Çağla Büyükakçay. Yelmez Armada'dan önce göğsümüzü kabartan isimlerden bir tanesiydi. Yeniden hatırlatalım. WTA kazanan ilk Türk tenisçi olarak özellikle bunu İstanbul'da yaşaması bizi çok gururlandırdı. Çok o bizi oldu. Gururlandırdı. Çok, o da kendi takımıyla gururlandı. Evet. Hemen birkaç gün içinde böyle mutlu anları hem bize yaşattı hem de kendi de yaşadı aynı zamanda. Sevgili Çağla da Çağla Büyükakçay ile bir özel bir röportaj gerçekleştirdi. Onu da Galatasaray Televizyonu'ndan takip edebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, bugün içinde takip edebilirsiniz diyoruz. Çağla da böyle maçtan bir fotoğrafını paylaşmış. Galatasaray ile ilgili paylaşım yapan isimlerden bir tanesi de her ne kadar çok uzakta olsa da Arda Turan. Her zaman takip ediyor kesinlikle zaten. Kesinlikle her maçı seyrediyor. Çağla'nın maçıyla da ilgili de hatırlıyorsam bir video paylaştı. Vardı. Evet, kesinlikle. Hadi kızım, hadi hadi çok, diye. Yani çok güzel tabii ki hala orada olup desteğini esirgememesi Galatasaray taraftarında bizleri de çok mutlu ediyor. Yelmez Armada'yı kutlamayı da ihmal etmemiş Arda Turan. Güzel. Ve son olarak klasiktir ya, bizden bir görüntü geliyor ekranlara. Bizde maç geliyor öncesinde. Çağıl'ın selfie çekme çabalarını sevgili kameraman arkadaşımız Cüneyt Aktaş bize böyle görüntülemiş. Güzel yakalamış. Evet, güzel yakalamış. O zaten işinde. Serbay Şenkal, Berkay Aslan. Evet. Çağıl, sen, ben. Gerçekten. Maç öncesinde heyecandan ne yapacağımızı şaşırdığımız dakikalarda biz fotoğraf çekiliyorduk. Yayınımız başlamadan önce fotoğrafa dalmıştık. Ya benim için fotoğraf ya muhakkak herkes için öyledir de çok özel yani. Ben böyle elimden geldiği kadar her şeyi görüntülemeye çalışırım. Elimden geldiği kadar çok fazla fotoğraf çekerim. Hatta geçtiğimiz günlerde onu da konuşuyorduk. Telefonumda benim 32 bin fotoğraf olmasına herkes çok şaşırıyor. Ben böyle zırt pırt ne bulsam çekerim. Bence unutulmayacak. Ben de o kadar çekmiyordum. Ta ki sizlerle arkadaş olana kadar. Yıllar önceydi. Yaklaşık 3-4 sene önceydi. Bana da herhalde bu uyu geçti. Bende çok yoktu öyle. Ben böyle çok aklıma gelirse çekilirdim. Şimdi her türlü bende. Ben böyle her genelde alıştırdınız yani. Her anın ölümsüzleştirilmesinden yanayım. En doğrusu. Kesinlikle. Artık böyle bir teknoloji de varken çok, ilerlemişken evet, öyle yapmak gerekiyor. Kullanmamak özellikle böyle teknoloji. Özel günlerde eminim ki her Galatasaraylı'nın cep telefonunda 10-15 tane çok fotoğraf daha da fazla vardır. Kesin. Tabii. Kesin daha da fazla vardır. İleride dönüp baktığımızda evet biz de oradaydık diyebileceğimiz görüntülerden
bir tanesiydi. Biz de böyle ölümsüzleştirdik sevgili izleyiciler. Şimdi videolar gelecek ekranlara. Çok güzel görüntüler vardı. Galatasaray taraftarının biz maç öncesinde bir koreografi hazırladığını biliyorduk. Ama bu kadar iyi ve bu kadar güzel hikayesi olan bir şey olacağını beklemiyorduk değil. Bekliyorduk aslında. Bekliyorduk. Çünkü çok çok güzel işlere imza atıyorlar. Bir ekranlara getirelim isterseniz. Ama yaşayınca daha duygusal ya, oldu. Yaşayınca zaten çok farklı. Ya bir de şöyle, tabii şimdi yaşarken görmek farklı, sonradan dışarıdan gördüğünde de bambaşka hisler hissettiriyor. İsterseniz bir izleyelim koreografiyi, üzerine konuşalım. Çok güzel yine 3 ayrı tribünde çok güzel koreografilere, hikayesi olan koreografilere imza attı Galatasaray taraftarı. İşte burada Sinan Güler'in Bayern Münih maçındaki o unutulmaz anı, diğer tribünde Göksel'in Köksal'ın taraftarla bir olduğu o muhteşem karelerden bir tanesi. Yine burada Galatasaray Odeya Bank'ın Yenilmez Armada'nın takım halindeki bir koreografisiyle çok güzel ve yine unutulmaz bir işe imza attı Galatasaray taraftarı. Her şampiyonluğun bir öyküsü var Nazlı. Belki bu öyküden enstantaneleri paylaşmak istediler bu koreografilerde. O duyguyu vermek istediler ki fazlasıyla verdiler. Yani orada özellikle maç öncesi ağlamamak için kendimi zor tutsam da maç sonunda mecbur artık kendimi tutamıyordum. Evet, onun bir maç sonundaki bir... Hele sen, evet. Senden de biraz bahsetmek istiyorum. Nazlı'yla bir maç izlerseniz eminim ki Nazlı'dan bahsedeceğiniz çok şey olur. Maç boyunca konuşmuyor, maç sonrasında fazla tepki veriyor. Ondan sonra hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Evet. Evet, gerçekten bizim için şaka bir yana çok çok keyifli, çok çok güzel bir maçtı. Başından sonuna kadar hep bunu diyoruz ya. Mesela sabaha kadar konuşabiliriz sen de şurada. Bir çok, koreografi üstüne, bir görüntü, bir fotoğraf üstüne sabaha kadar konuşabiliriz. Ya o an gelene kadar belki onun önemini ve ciddiyetini anlamıyorsun. Hani biz daha salona gelene kadar bir önceki akşamdan WhatsApp grubumuzdan konuşuyorduk. Evet. Yani hepimiz çok heyecanlıydık. Keza aynı şekilde sabah kalktığımızda da öyleydi ama oraya gittiğimizde bir o maç başlayana kadar falan hep böyle bir ne oluyoruz falan havası. Maç başladıktan sonra daha biraz böyle bir ikinci, üçüncü periyotta daha doğrusu hatta ben o zaman işte bir final maçında olduğumuzu hissetmeye başladım. Yani dedim ki evet yani bir final maçındayız. İki periyot kaldı artık. 20 dakika var ve sonunda kupa alıp bir tarihe tanıklık edeceğiz. Bir şeyleri doya doya yaşayabilmek çok güzel. O bir anda ben heyecanla sıcağı sıcağına. Ya, evet. Galatasaray'da event farkı açıyor. Aslında fark şu kadar. Evet. Hani orada 4 sayı fark aslında bu kadar. Falan böyle birbirimize öyle bir panikle orada da gerçekten kız grubu şeklinde oturduk aslında bir taraftan da. Maçı keyifle takip ettik. O anları, o heyecanları hep birlikte yaşadık. Güzel de oldu. Çok var değil mi videolarımızda? Var, devam edelim. Şimdi maç sonunda çekilmiş bir görüntü var sevgili izleyiciler. Maç sonu dediğimiz daha doğrusu maçın artık son saniyelerinde o Sinan Güler'in unutulmaz turnikesi. Artık o da herhalde tarihe geçen sayılardan bir tanesi oldu. Bunda da tabii ki Murat Kosova'nın anlatımında büyük payı var. Onu bir seyredelim. Son anda kontrol çaldı. Çaldı oğlum. Çaldı oğlum. Bitir bu işi oğlum. Bitir bu işi oğlum. Bitti bitti. Bitir bu işi oğlum. Bitir bu işi oğlum. Bitir bu işi oğlum. Biz Popescu'nun penaltısından haydi oğlum haydi oğlumlara alışkınız. Murat Kosova da bitir bu işi oğlum diyerek gerçekten unutulmaz bir anlatıma imza atmış. Kaptan da son noktayı koydu tabii ki. Güzel, evet. O son turnikesi unutulmaz gerçekten. Ve bu anlatım da unutulmaz. İşte bu maçları ölümsüz kılan hem oyuncuların performansı tabii ki kazandığı başarılar ama onun yanı sıra o anlatım o kadar önemli ki şimdi biz yıllardır biliyorsun Sabri ki Sabri Ugan'ı konuşuyoruz, Ercan Taner'i konuşuyoruz, Allah'ım gol diye. Yani o maçı bir daha izlemek istiyoruz. Ben de maçın son anlarını belki defalarca izledim. Eve geldim. Annem maçın tekrarını izliyordu. Ben de tekrar izledim maçı. Yani hep o anları sonra sosyal medyadan. Hep son anlar. Evet. Son anlar. Yani inanılmaz bir duygu.
gönülden anlatmak bambaşka. O samimiyet, izleyiciye bu samimiyeti geçirmek bambaşka. Evet tabii ki bilgiler veriyorsunuz seyirciye. Bunlar bambaşka ama o gönülden yaşamak çok bambaşka. Yani o profesyonelliğin yanında duyguyu da verebilmek evet. Çok önemli. Ya genelde Türkiye'de işte taraftarlık biraz hassas bir konu olduğu için her ne kadar bir Avrupa maçı olsa da final maçı dışındakilerden bahsediyorum. İşte spikerlerin genelde karşılaştığı durumlardan bir tanesi. Tarafsız anlatın, tarafsız anlatın. Her ne kadar yani bir Türk takımı yabancı bir takımla mücadele ediyor olsa da rakip taraftarlardan benzer tepkilere maruz kalabiliyorlar. Bu tarafsız, tarafsız anlatmak mümkün değil. Evet profesyonel olabilirler ama ortada bambaşka bir durum var. Final maçı olması da çok önemli ama bunun dışında da Avrupa'da oynanan maçlarda da yine çok başarılı spikerlerin çok güzel unutulmaz anlatımları var. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Evet artık Lazmi bizden biri oldu diyorduk. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra o kutlamalar yapılırken artık Türk olmamızdan kaynaklı hep bizim bir milletin bir oynama durumu var ya işte onları biz yabancılara da aşılamışız sevgili izleyiciler. Biz de bunu maç sonunda fark ettik. Stefan Lazme ve Black Shield'in bir görüntüsü var onu seyredelim. Bayağı bizden biri onlar artık ya. Şahane. Bence bu şarkıları seviyorlar ki bu şarkıda oynuyorlar. Lazmi'den beklerdim de Shield'den hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Bir de Ozan söylemişti sanırım kameraman arkadaşımız. Mesela Bülent Serttaş'tan Aşk Bodrum'da Yaşanıyor'u da söylüyorlar. Dillerine takılmış. Yani böyle eğlenceli anlar da yaşıyorlar tabii kendi aralarında. Onlar da bizden oldular ve bu videoda bunu kanıtlıyor. Kesinlikle. Şimdi Abdi İpekçi'nin atmosferine aşık olan bir başka isim var. Az önce de zaten fotoğrafını da ekranlarınıza taşıdık ve Yelmez Armada'yı lig maçlarında da yalnız bırakmadığını siz de sıklıkla şahitlik etmişsinizdir. Podolski de sevgili izleyiciler bir video paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Tabii milyonlarca takipçisi olan isimlerden bir tanesi Podolski ve sosyal medyayı çok iyi kullanan isimlerden bir tanesi. O bu tarz videolar paylaştığında Abdi İpekçi atmosferini görmeyen yabancılar da bu atmosfere tanıklık etme fırsatı yakalıyorlar. Podolski'nin yayınlamış olduğu video geliyor ekranlara. Podolski de bu anı kamerasıyla ölümsüzleştirmiş ve sosyal medya hesabından da paylaşmış. Şimdi son olarak Galatasaray taraftarının bence yapılmış en güzel tezahüratlardan bir tanesi Galatasaray adına. Maçlarda niye hiç söylenmiyor diye ben çok sitem ediyordum. Galatasaray taraftarı bu sezon artık söylemeye başladı. Çocukluk aşkımsın. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda da maç sonunda yankılandı sevgili izleyiciler salonun duvarlarında. Yine unutulmaz görüntülere tanıklık ettik. Bir onu da seyredelim. Çok güzel. Galatasaray taraftarının da parkeye inmesiyle birlikte bir sevgi yumağı oldu desek herhalde yanlış olmaz. Evet, çocukluk aşkımsın diye başlıyor ya gerçekten. Çok güzel ya. Yani çok o bayağı kalbe dokunuyor bunlar. Evet, kesinlikle içimize dokunan marşlardan bir tanesi. Ben bir şereftir seni sevmek. Bir de bunu gerçekten benim için çok ayrı bir yeri vardır. Galatasaray taraftarı da işte çok yine unutulmaz bir anı diye düşünüyorum ben. Çok da keyif verdi bize onların maçın sonunda söylemiş olduğu bu tezahürat.
Şimdi hepsini yürekten tebrik ediyoruz çok, tabii evet. ki. Bugün de yani bizim için ne kadar oyuncuların emeği varsa ben oyuncu, teknik, idari evet. ekip hepsinin. Yani oyuncular 40 dakika nasıl sahada mücadele ediyorsa ben benzer bir mücadeleyi performans olarak olmasa da taraftarın da tribünde verdiğini düşünüyorum. Tabii ki. Kesinlikle. O yüzden taraftarla başladık çok, ayrı parantez açarak. Ben burada her şeyi yıkarak bir yandan masa falan devriliyordu. Teşekkür ederken öyle bir coşkuyla artık. Gerçekten gönülden tebrik ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, aynı şekilde ben de Melisa gibi bize bu gururu yaşattığı için hem Yelmez Armada'ya, teknik ekibine, oyunculara, Koç Ergin Ataman'a, emeği geçen ne kadar insan varsa bir kez daha bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür edelim. Son olarak ekranlarınıza bir görüntü getireceğiz sevgili izleyiciler. Galatasaray Spor Kulübü yine bir ilke imza attı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla UNDP ile küresel hedefler amacıyla bir ortaklık anlaşmasına imza atıldı dün bildiğiniz gibi. Bunun da bir reklam filmi çekildi. Belki denk geliyorsunuzdur gün içerisinde bu reklam filmine. Galatasaraylı oyuncular da buna destek veren isimlerdi. Bu çekimlerin kamera arkasını getirelim. İlk olarak Galatasaray Televizyon'da izleyeceksiniz bu görüntüleri. Üzerine konuşalım. We will end poverty for good and make sure no one goes to bed hungry or sick. Erkek ve kadının eşit olmasını sağlayacağız. İnsanları şiddetten ve afetlerden koruyacağız. Vamos a apoyar a nuestros líderes para que nos puedan unir. Nadie debe quedarse atrás. Nous construirons des villes qui nous rendent heureux. Nous protégerons notre planète car constitue notre seul gîte. Gelin bu topu düşürmeyin. Küresel hedefleri başarmamız için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na destek olun. Evet, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Galatasaraylı futbolcuların bir ilke imza atmasını görüntüleri. Bunlar da sevgili izleyiciler, Galatasaray'ın oyuncuları tabii sadece bu 4 oyuncuyla da sınırlı değil. Galatasaray tüm branşlarıyla bu işi destekliyor sevgili izleyiciler. Dünyada 2030 yılına kadar açlığı bitirmeyi amaçlıyor bu proje diyelim. Galatasaray'da bunun destekçilerinden bir tanesi olacak. Küresel hedefler doğrultusunda kesinlikle. Birlikte hareket edecekler. Böyle bir ortaklık anlaşması. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da daha doğrusu ilk kez bir spor kulübüyle yaptığı anlaşma bu. Bu açıdan da tabii Galatasaray için ayrı bir önem ve özellik taşıyor. Galatasaray Spor Kulübü olarak sadece ülkemizde yaşanan olaylara değil, dünyadaki birçok konuya da duyarsız kalmamaya devam edeceğimizi de böylece bir kez daha hatırlatmış ve göstermiş olduk sevgili izleyiciler. Bu özel görüntülerle birlikte sevgili Melisa Çizmeci ile birlikte bugün yaklaşık bir saat boyunca elimizden geldiği kadar sosyal medyada, daha doğrusu Yelmez Armada'nın bu unutulmaz tarihi başarısının yansımalarını sizlere aktarmaya çalıştık. Göndermiş olduğunuz güzel mesajlar, videolar ve fotoğraflar için teşekkür edelim. Mesajım son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Çok keyif aldım. Çok güzel bir programdı bence. Çünkü zaferlerin ardından gelen programlar her çok zaman keyifli, evet. Çok daha keyifli olur. Bugün de öyle oldu. Sana da çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de çok teşekkür ederim. Biz bugünlük hashtag'i noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya yine cuma günü aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.